Şimdi arkadaşlar, karbüratörümüzü söktük. Manifoldun da ayırmadan, yani bu tarafların güzel bir temizliğini yaptık az çok. Parladı yani. Eskiden çok kirliydi. Karbüratörümüzün de içerisini açtık. Keçenin durumuna baktım. Keçe de iyi durumda. Yalnız şurada bir kopukluk var. Burayı ince bir şekilde silikon yardımıyla geçmeye çalışacağım. Şimdi burasını da temizleyelim arkadaşlar, karşılık yerini. Yontasını buradan geçireceğiz şimdi. Zaten conta yırtık olduğu için kenardan geçecek. Bu şekilde oturttu. Bakın. Şimdi bunu direkt aynı şekilde yerine koymayı düşünüyorum. Vidaları da bunlar. Bu şekilde taktım. Kafamızı. Kenarlardaki gördüğünüz contaları sileceğim. Çirkin durmasın diye. Şimdi bu alt kalorifer hortumumuz. Bunu sökeceğiz. Hortumunu söktük. Bu üzerindeki kelepçeyi de sökmemiz gerekiyor. Bakın haline bakın. Ne hale gelmiş. Şimdi arkadaşlar, şu saplamalarımızı sökmemiz gerekiyor. Çünkü gördüğünüz gibi sıfır kapağın üzerinde hiçbir saplama yok. Ben bir tanesini bu şekilde açtım. Bakın şöyle açıyoruz. Şunu üzerine herhangi bir tane uyumlu vidayı atıyoruz. Birazcık sıkmamız gerekiyor. Şimdi aynısından bir civata da üstüne ekliyorum. Şimdi lokmamı takıyorum. Alttan da açık ağız 17 ile tutuyorum. Bunları sıkarak birbirine kilitliyoruz arkadaşlar. Kilitledikten sonra alttakine gevşetiyoruz ve gördüğünüz gibi açıldı. İkisi de açıldı. Daha sonrasında tekrar açık ağız 17 ile tutuyoruz. Lokmamızı diğer tarafa açıyoruz. Üstteki vidamızı tekrar diğerine takıyoruz.
Bu şekilde çıktı. Ben bunları temizleyeceğim. Daha sonrasında buraya takacağım. Hepsini aynı işlemi uygulayacağım şimdi. Bu şekilde vidalarımızı kontrol yapacağız ki bunların üzerine bak ben iki tanesini takmışım. Bu şekilde kontrol yapacağız. Bunları boştayken sıkacağım şimdi. Bakın bu şekilde. Bu şekilde kilitlendi şimdi. Bunu yerimize takabiliriz. Arkadaşlar farlarımızı sıkacağız. Farlarımızı tutan şu kısımlarda bakın vidaları var. Üst kısımlarda şimdi anlat belliğini. Şurada bakın. Bunu parçamızı koyduk, anahtarımızı da koyduk. Bu şekilde çektim. Bakın çıktı geldi. Komple geldi. Şurada kablosu var. Onu da çıkarttım. Farımızı söktük. Aynısını bunu da yapacağız. Çıktığına göre bunu da yapalım. Şimdi arabanın altına girdik. Şöyle söyleyeyim. Şanzıman durumunu görüyorsunuz. Hep yağ içinde. Yağ kaçakları var. Bu şanzımanı tutan demiri sökmemiz gerekiyor ilk başta. Şöyle göstereceğim. Altta burada iki. Burada da bir tane hatta lokmayı da üstüne taktım. Arka tarafı şafta doğru gidiyor. Zaten ön tarafta motor olmadığı için buraya tutan bir şey yok. Bizim sadece bunu söktükten sonra bunun altına bir destek vereceğiz ki şanzıman düşmesin. O şekil çıkartacağız. Şimdi böyle kirikoyla şanzımanın altına bir destek verdim. Geldim. Şimdi buraya doğru sökeceğiz. Şimdi bakın burayı da açtık. Bu tutam vidayı da açtık. Karşılığını da açtık. Şu an şanzıman
Sadece kürü konusunda duruyor. Bakın. Bu şekilde boşta yani. İçeriden vitesi vesaire onları da söküp çıkartacağız. Şimdi şanzımanı bu şekilde çıkarttık. Kalan şey, kalan ise buradan bu şekilde sürüp yerinden çıkartmak, götürüp yukarıda yerimizde tamir etmek. Şimdi şanzımanımızı bu şekilde dışarı aldık. Şimdi arkadaşlar şu vites körüğümüzü söktük, görüyorsunuz ne hale gelmiş. Kendi kendine parçalanmış zaten. Şuradaki yağlara, kirlere. Vitesimizde herhangi bir sıkıntı yok. Sadece böyle yağ kaçırmaları alt taraflardan, hele ki buralardan aşırı bir yağ kaçırması var. Biz onu temizlemek için söktük. Güzel bir şekilde temizleyip yerine takacağız. Silmen lazım onu. Sildin mi? Sil, güzel sil oraya. Şimdi arkadaşlar şanzımanımızın üst kısmını açacağız. Bunun buralardan yağ kaçağı vardı. Buradan geliyor zaten. Buraları tekrar contalayıp tekrardan kapatacağız. Toplamda 4 tane vidası var. Bir onları sökeceğiz şimdi. Ne arkadaşlar? 1, 2, burada da 3 tane vidamız var. Onları sökeceğiz. Şimdi üst kısmını ayırdık. Vitesi çıkarttık şu şekilde. Tez alt parçaları burada. Buraya çıkarttık. Bu keçeden yağ kaçırıyordu arkadaşlar. Bu keçeyi çıkartacağız. Bakın zaten incecik bir keçesi var. Yağ kaçırması çok normal. Keçesini değiştireceğiz. Şanzımanın içerisine girmek istemiyorum. Zaten yapabileceğimi düşünmüyorum yani. Şu kadar bilgiye sahip değilim. O yüzden contasını geçeceğim. Bunu tekrardan kapatacağım. Temizliğini yapıp tabii ki. İçerisinde güzel bir şekilde görüyorsunuz. Şanzıman yağı da çok berbat. Aşırı kirlenmiş. Hatta şöyle göstereyim. Bayağı kirli duruyor. Yine şanzıman yağı koyacağız içerisine. Şimdi contamızı temizledik. Contayla beraber bu üst kısmını da temizledik şanzımanımızın. Gördüğünüz gibi bayağı değişti. Kendine geldi yani. Şimdi üzerine takacağım. Bu kısmını biraz yağlayıp o şekilde takacağım. Silikonumuzu bu şekilde çektik. Bu contayı üstüne takacağız. Ben bunun üzerine de biraz sıvı silikon geçmek istiyorum. Komple kaçılmaz. Şimdi vidalarımızı takıp sıkıyoruz. Şimdi şanzımanımızı ters çevirdik. Oradaki iki tarafı yaptık gördüğünüz gibi. Bir buradaki kapağı silikon çektik. Bir de buraya sıvı conta yani. Hatta 3. Bu alt kısmına da sıvı conta çektik. Kapaktan kaçırmalar mevcut. Kapağımızı da vidalarını söktüm. Bu şekilde açtım. Görüyorsunuz yağ gerçekten çok kötü.
Şanzıman durumu bu şekilde. Şimdi keçemizi temizledik. Laklamadı neyse. Kapağımızı temizledik işte. Bu şekilde şimdi yerine takacağız. Şimdi arkadaşlar bu honlama aletimiz geldi. Bu şekilde odaklasa. Silindirimizin üst tarafını temizleyeceğiz. Şöyle ince bir zımpara vardı. Değil şu. P320 yazıyor bakın. Bununla hiçbir şekilde bir şey kalmayacak şekilde temizliyoruz. Kirmir kalmayacak. Şimdi arkadaşlar içerisini benzinle ve aspiroksla sildik. Bir temiz bez yardımıyla. Bu aparatı şu uçlarından bastırarak, bakın böyle uçlarından bastırarak yerine koyuyoruz. Yüksek devre alıyoruz. Bol bol. İçine güzel bir şekilde bol miktarda aspiroks sıkıyoruz. İleri geri hareketlerle. Bakın o kırık bölgeyi biraz düzeltmiş. Biraz daha yapacağız. Şimdi aynı şekilde devam ediyoruz. Şimdi arkadaşlar ne yaptık? Pistonu taktık denemelik. Şöyle göstereyim. Kırık olan bölgemiz burası. Segmanımız dışarı çıkmadığı için bu blok herhangi bir sorun yaşatmayacak bize. Fakat şöyle göstereyim. Şuradaki gibi. Bu eski kırık pistonumuz zaten. Yağ segmanının olduğu bölge eğer ki oranın aşağısına denk gelseydi ne olacaktı? Oradan yağ kaçıracaktı. Ya düzgün yağlamayacaktı. Yine motor yağsız kaldığı için pistona zarar verecekti. Hem silindire zarar verecekti. Şu an durum bu şekilde.